Şırnak'ın Silopi ilçesinde geçen yıl teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Teğmen Burak Sönmez, şehadetinin yıl dönümünde kabri başında anıldı. Türkiye Harp Mağlulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz şunları söyledi. Yaklaşık bir yıl önce şehadet şerbeti için Teğmen Burhan Sönmez kardeşimizin şehadet yıl dönümünde şehitlikte, Kartal şehitliğimizde mezarı başında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualarla andık. Ailemizin acısını paylaşmak için her zaman yanlarındayız. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Kederli ailesine de sabırlar diliyoruz. Biz her şehit haberi geldiğinde canımız ciğerimiz yanıyor. Bütün şehit ailelerimiz, ailelerimizin acıları tazeleniyor. Biz bu ailelerimizin acılarının bitmesi için Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, milletimizin bu terör belasından kurtulması için tek vücut mücadele edip polisimizin, askerimizin arkasında durarak onlara desteklerimizi hissettirerek bu terör belasından kurtulmak istiyoruz. Son zamanlarda da yapılan terörle mücadelede bizleri çok memnun etmektedir. Son terörist bitene kadar da etkin şekilde terörle mücadelenin yapılıp Türkiye Cumhuriyeti'nin bu terör belasından kurtulmasını istiyoruz. Dün yine almış olduğumuz bir güzel haber bizler için. Geçmiş yıllarda onlarca askerimizin şehit olmasına sebep olan terörist elebaşlarından olan Osman Öcalan'ın Erbil'de hastanede öldüğünü, geberdiğini öğrenmiş bulunmaktayız. Biz bu haberi aldığımız günde çok sevindik, mutlu olduk. Diğer terör örgütlerinin elebaşlarına olur inşallah. Hepsi gebererek gider ve bu terör şehitlerimizin de kemikleri sızlamamış olur. Biz şehit aileler ve gaziler olarak bu terör örgütü elebaşlarının Türkiye Cumhuriyeti devletleri sınırları içerisinde defnedilmesini istemiyoruz. Yine dün almış olduğumuz bazı işte basında duymuş olduğumuz kişiler demeç verirken konuşmalarına dikkat etmeden bilinçli şekilde konuşmalar yaparak şehit aileleri ve gazileri derinden yaraladı. Yine Kayseri milletvekilimiz olan Hülya Nergis hanımefendi dün bir televizyon programında Osman Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesi için bir ailesinin talebi olduğu söylendi. Maalesef bizi üzecek, acımızı tazeleyecek, bizleri derinden yaralayan bir beyanat verdi. Bu beyanatından dolayı milletvekiline şiddetle, nefretle kınıyoruz. Biz terör örgütünü Türkiye Cumhuriyeti topraklardan çıkartmak için uğraşırken terör örgütünün leşlerini Türkiye'ye getirilmesinden rahatsız olmaması bizleri çok üzdü. Biz dünkü basın açıklamamızda da beyanda bulunduk. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti sınırları içerisinde gömülmesini istemiyoruz diye söyledik. Tepkimizi de gösterdik. Bunların dağlarda kalarak, leşleri başka yerde, itlere, kutlara yem olmasını istiyoruz. Bizleri üzecek, bizlerin hassasiyetimizi dikkate almayan herkesi şiddetle kınıyoruz yani.